Herkese merhaba. Bugün birlikte mercimek köftesi yapacağız. İlk olarak az önce haşladığım mercimeklerim var. Onları biraz soğuttum. İyice suyunu çektirdim. Şimdi yoğuracağım kabı alayım. Şöyle. Ben yeşilliklerini hazırlarken bu da burada böyle güzelce soğumuş olur. Şimdi ilk olarak yeşil soğan doğrayacağım. Bu arada ben bu mercimeği pişirirken içine biraz kinoa, biraz da salça koydum. Ölçüleri aşağıdaki açıklama kutusuna yazıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Mercimek köftesi aslında her evde farklı malzemelerle yapılıyor olabilir. Herkesin biraz damak tadına göre şekillenebilecek bir köfte tarifi bu. Yeşillik olarak biraz maydanoz, bolca dereotu koyuyorum. Bu da tamamen istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz içine. Fesleğen koyabilirsiniz, taze reyhan koyabilirsiniz. Ne isterseniz koyabilirsiniz. Bence bunlar da tamam. Şimdi bunu, mercimek köftesini biraz baharatlarını koyup önce yoğuracağım. Biraz soğutalım. Yeşilliğini biraz yoğurduktan sonra ekleyeceğim ki yeşillikler böyle çok ölmesin. Şimdi ben biraz acı pul biber ekliyorum. Bizim evde acı çok seviliyor. Bolca kimyon koyuyorum. O da bizim evimizde sevilir. Biraz sumak. Hafif bir ekşilik veriyor. Benim hoşuma gidiyor. Şöyle bir karıştıralım. Pişirirken tuzunu eklemiştim. O yüzden tekrar tuz koymuyorum. Salçanın da zaten tuzu var. Siz tadına bakıp isterseniz biraz daha ekleyebilirsiniz. Biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Hiç yağ koymadım pişirirken. Evet. Şimdi bu arada ben mercimekli şeylere köriyi de çok yakıştırıyorum. O yüzden ben biraz da köri ekleyeceğim. Tamamen tercihe kalmış. Bence nefis kokuyor. Bekledikçe gördüğünüz gibi iyice böyle kendini çekti şu anda. Artık şekil vermeye müsait. Hala hafif ılık. Biraz daha soğuduğunda daha da çok toparlanacaktır. Şimdi güzelce yeşilliğimizi ekleyelim. Bol yeşillikle bir mercimek köftesi. Gayet tam bir köfte kıvamına gelmiş. Şimdi güzelce şekil verip tabağa alabiliriz. İsterseniz içine biraz limon da sıkabilirsiniz. Bir tadına bakayım. Biraz limon da ekleyeceğim ben. Mis gibi oldu. Şimdi bu arada aklıma geldi. Benim dolapta böyle her zaman közlenmiş kırmızı biberim oluyor. Biraz onlardan da eklemeye karar verdim. Çok yakışacağını düşünüyorum. Mercimek tamamen soğuduğu için şu anda artık iyice katılaşmış. Rahatça şekil verebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Afiyet olsun diyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.